Yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 3000 aboneye ulaştık. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuza bir çekiliş düzenleyeceğiz. Kurallar dahilinde olacak. Yeni kurallar geldiği için çekilişlerde biraz sıkıntılar yaşadık. O yüzden kurallara dikkat edilerek 3000 aboneye özel bir çekiliş yapacağım bir sonraki videoda. Videoya geçmeden hemen önce sponsorumuzu biliyorsunuz. Hızlı ve güvenilir app için playsatış.com'u kullanabilirsiniz. Ayrıyeten açıklamadaki linkten de kayıt olursanız bana da ufak bir destek sağlayabilirsiniz dostlar. Tabi videoya geçmeden de bir like bir de abonelik bırakırsanız çok sevinirim. Hemen videomuz başlasın. Dostlar bir kahraman işlemimiz olacak. Arkadaşın kaskına kahraman atacağız. O yüzden abi satışın güzelliğine bakar mısın? Geçen videodaki bütün sandıklarımız gitmiş. Bu arada 1.25'ten 1.37'den bir de 1.54'ten sattım. Yani ay parça parça satabildik. Element çiçekleri duruyor. Onun haricinde yayımız duruyor. Bunlar satılması zor eşyalar. 49 wonluk bir satış yapmışız. Üzerimize de 52 won para oldu. Şimdi bir gaya, aslında benim charlarımda tombaladan kalan gayalar vardı. Önce gayaları toplayayım. Eğer yetmezse öyle alırız. Çünkü bir tane item yapacakmışız. Ben hemen bir gaya toparlayayım. Eğer varsa almamıza gerek kalmaz. Şöyle kaskımızı teslim alalım arkadaştan. 20 bonu anlaştık. Bir kahraman işlemimiz olacak. Bu arada bayağı bir gaya buldum. 1.5K şamandan çıktı. 1K'da savaşçıdan çıktı. Üzerimize de 669 var. Yani toplam 5 denemelik çıkartabileceğiz. Geldik bakalım. Gaya keselerini açalım. Zaten atıyoruz arada kahraman. 3000 gayamız oldu. 6 deneme kadar var üzerimizde. Ama umarım 6'da geçmez yani. 6 deneme var diye 6'da geçecek halin yok. Uzun süredir tek atamıyoruz. Bir tek atarsak müthiş olur. Hadi bismillah. Başarısız. Başarısız. Üçüncü de geçti. Gayet gayet güzel. Hemen itemimizi teslim edelim. İtemi de teslim ediyoruz arkadaşımıza. Şöyle hayırlı uğurlu olsun. 20 bonumuzu aldık. Bu arada bana güvendiği için de kendisine teşekkür ediyorum. Kahraman attırmak istiyorsanız açıklamada Discord linki var. Veya oyundan bana ulaşabilirsiniz. Kahraman parçam elimde bayağı bir var. 1000'den fazla. Size de atabilirim. Bilginiz olsun. Bazı arkadaşlar item tanıtımını, bir arkadaş da ejderi nasıl kestiğimi sormuş. 24K ile kesemediğini belirtmiş. Hemen ona yardımcı olmak için, ikisine de yardımcı olmak için ufaktan item tanıtımıyla başlıyorum. İtemlerim Zodiac'ta kullandığım itemler. O yüzden gelip ejderde kesebiliyorum. 10 delici 5 kritik bir fişim var. 10 şimşek 12 absorbe kostüm. Düz 15 şimşekli bir başlık. Şöyle güzel bir kuşağım var. Nejam'ın kuşağı 25'miş. Onun haricinde bunu da kullanıyorum. Bununla da hem Zodiac hem ejder kesebiliyorum. Bu çift yaralı bir Anka'ya emdirilmiş bir kuşak. VS'lik tamamen. Auram sersemlikli normal bir titan kalkanlı. Zodiac kılıcım 48 ortalama. 10 kritikli. Elementi buz. Şu anda şimşek değil. Aslında değiştirebilirim şu anlık. Art 9 ateş ayakkabım var. Yine Nijem'in itemi. Art 9 ruh kemerim var. Bunu zaten videoda almıştık. 10 şimşek, 1.5 HP, 10 delici, 10 ip absorbe. 25 set arasında kendimiz getirmiştik. Şöyle 8 metinde bir kolyem var. Ejderde metinleri keserken kullandığım. Bir de 4 patronlu bir kolyem var. O da ejderi keserken kullandığım. Aynı şekilde 50 seterli bir zümrüt küpe, üst seksiyon önemsiz. 15 blok 10 yaralı bir kalkanım var. 17 blok pardon. 50 seterli bir ejderha çeliği kaskım var. Onun haricinde 25-35 seterli bir tılsımım var. Zırhım art 9, 15 şimşek 2K IP. Şu anda event olduğu için amblemi kullanıyorum. Yanında da irade gücün yüzüğü. Bu kombinde daha fazla tabii ki hasar vurabiliyoruz. Onun haricinde güç lollipopu kullanıyorum. Sembol yokken. Setimi zaten videoları takip eden arkadaşlar bilir. Mükemmel set. Neredeyse hepsi 6'da 6. Sadece granamız bu şekilde. Onun dışında her şeyimiz 6'da 6 diyebiliriz. Şimdi ne yapıyoruz? Aşamayı bir başlatalım. İlk metinler geldiğinde şunu bir çıkarayım ben. Bakın üzerimde zehir kanama yok. Buna dikkat etmem gerekiyor. Her şeyimi de bir basayım şuradan. Ne yapacağız, ne edeceksek basalım işte. Tamam. Üzerimizde zehir kanama olmaması önemli ilk etapta. Çünkü direkt baştan ejderhaya zehri verirsek boşuna zaman kaybetmiş olacağız. Şurada zamanımız var. Hemen bunu da kestik. Başka üstümde zehir var mı bilmiyorum. Kuşakta vardı ama kuşağı değiştirdik. Hemen şöyle bütün metinleri keselim. İlk turda ne kestiğimizin önemi yok arkadaşlar. Bakın şunu da belirteyim. Hani ejder profesörü değilim gerçekten. Hani o kadar iyi bilen biri değilim. Sadece eskiden de kesmişliğim var. Hatırladığım kadarıyla söylüyorum. Bir de çok video izlerim arkadaşlar ben. Yani YouTube'daki herkesi izlerim neredeyse. Metin 2 ile ilgili. O yüzden göz aşinalığı var tüm bosslara. Tamamdır. Metinler kesildikten sonra bakın. Yine zehirli itemimi takmıyorum. Şamanımı direkt yanıma getireyim. Grup STR'si alabilmek için. Artımı da verdim. Ejderha geliyor. İtemlerimizi kontrol edelim. Şöyle patronlu olanı taktım. Hasarım 24K, 22K arası değişiyor. Bunun da sebebi şu. Delicimi 100'ün üzerine çıkaramıyorum. Çünkü petim bloktu. Peti de aslında deliciye çevirebilirim. Ama çok da önemli değil arkadaşlar. Şu anda şurada gördüğünüz süre 2,5 dakikada bir metin atıyor. Ejderhacıların çoğu bilir bunu. Hemen burada zehirli itemimi takıyorum. Zehiri verebilirsek, ya veremezsek de çok da önemli değil. Bakın normalde %1 zehir var şeyde. Tılsımda %1 ya da 3 olması lazım. Veremeyebilirim. Şu an bakın metin atmaya başladı. Daha metin var. Burada önceliğimiz kimsesizlik ve kibir kesmek. Bekliyorum metinleri atmasını. Hemen şuradan metinli kolyemi de takayım ben. Kimsesizlik. Gördüğünüz anda yapıştırın. Başka bir metin keserseniz arkadaşlar bunları öncelik vermezseniz ejderhanın canı doluyor. Ve kanamayı da doğru düzgün veremezseniz bildiğiniz gibi canı doluyor. Ben muhtemelen zehir veremedim ama bakın canı hala aynı. Hemen bakıyorum buradan bir kimsesizlik daha var. Şurada bir tane kibir vardı. Son kalan onu kesiyoruz.
Gördüğünüz gibi yani zehiri verememize rağmen ya da daha önce yemiş de olabilir. Yani bilmiyorum. Şu anda mesela şamanımda kanama var. Şamanımdan space'e bırakıyorum. Kanamayı atarsam hiç can doldurmadan keserim muhtemelen. Galiba yedi. Kanamayı da yedi. Şimdi çok rahat bir şekilde şamandan artımı alayım. Yani hasar şu anda 18K olsa bile ikinci metin düşmeden kesebilirsiniz arkadaşlar. Bir arkadaş yazmış 24K ile kesemiyorum diye. Dediğim gibi metinler çok önemli. Eğer metinleri dediğim sıralamada kesmezseniz canı fulleniyor gerçekten. Böyle hiç zorlanmadan gördüğünüz gibi ikinci metinler gelmeden hemen boss'umuzu bitirmiş olacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani bu kadar sersem yemesek 4,5 dakikada ejderimizi alt ettik. Hemen şöyle bilgiden de yank patlamışım bakalım. Sanırım patlamamış. Aynen. 700K 800K 1M civarı atıyor. Yani aslında bu kadar basit. Sadece el alışkanlığı isteyen bir boss. Metinleri bilmeniz yeterli arkadaşlar. Hasarınız da 20K'nın üstündeyse çok çok rahat. Zehirsiz kanamasız bile kesiliyor 5 dakikada. Yani zehir kanamayı düzgün vermeseniz bile 5 dakikada kesilebilen bir boss arkadaşlar. Bu arada enerjiyi de basmamışım. Enerji de bassam muhtemelen 25K'yı da görürdük. Hemen ben turlara devam edeyim. Yank patlarsa açarım kaydı. Turlarımızı tamamladık. Tam olarak 50 adet sandığımız var arkadaşlar. Bunlara da bir tane pazar çektim. Dünkü turlarımın da hepsini satmıştım. Üzerimizdeki nakit onun parası. Ayrıyeten 130 M'de nakit almışız bütün turlarımızdan. Hemen savaşımızın ekranını da vereyim. Şöyle ruh taşımızın süresi gelmiş olması lazım. Ruh taşımızı bir okuyalım. Kılıç darbesi G9'du. Geçmedi. Kötü ruhlu okuyacak sanırım şeyimiz var. Sıralamamıza bakalım. Bir kez daha okuyabiliyoruz. Yine geçmedi. Kaç sıralamamız var? Okuyalım mı? Hadi okuyalım bakalım. Çok düşerse zenle halledebiliriz diyecektim. Geçmedi zaten. Sıralama kasalım. Tekrardan kasarız onları. 250 M'de burası. 130 M'de nakit aldık. Yaklaşık 4-10'a yakın bir getiri sağladık kendimize. Yaklaşık 30 dakikada. Gayet güzel. Bunları da hemen pazara sallayalım. Canlar, Çarşamba Zodya'nın ilk turunu tamamlayacağız şimdi. Son kata geldik. Vallahi şu anda aşırı mutluyum. Avusturya'yı da yendik. Çeyrek finaldeyiz. Vallahi o kadar mutluyum ki bir de şöyle bilerek başlarsak muazzam olurum. Maymun, köpek, maymun, köpek. Yani maymun bence çift köpek ama. Ne bileyim maymun kesmek geldi ya. Keselim hadi. Çok güzel maymun, köpek, maymun, köpek, maymun. Neyse artık işte bildik. Bir de bir. Bu arada iki tane çarımız yattı aşağı. Sebebi şu, ben yine salaklığıma şimşekli kostümümü unutmuşum arkadaşlar. 10 şimşek 10 ipi absorbe vardı. Yapacak bir şey yok. Bir tane kostüm çekeceğiz artık. Bugünlük çarşamba gününkü zodyak turlarımızı tamamladık. Toplamda sanırım bir şuradan sandıktan bakayım. 12 tur atmışız. Bu arada çok kötü bildik. 12'de 3 falan bildik yani. Öyle söyleyebilirim size. Buna rağmen yaklaşık 20 onluk bir sandığımız var. Zodyak sandıklarında muhtemelen pazar günkülerle birlikte açarız. Toplu bir açım olur yani. Her çarda 30'ar tane olur muhtemelen. O zaman da bir 18-19 tur atarım. Eğer çalışmazsam tabii ki pazar günde. Şöyle söyleyebilirim. 20 von sadece sandukalardan alacağız. Yaklaşık 6 von da bir ejderden alsak, 6 von da meleğden alacağız. Günlük 32-35 von arası bir getiri elde etmiş olacağız bugünlük. Valla gayet harika bir para. Dostlarım turlarımızı bitirdik. Şöyle herhangi bir şekilde yank patlaması olmadı. Ama kaç tane sandığımız var inanın saymadım. Şöyle bakalım 10, 20, 30, 40, 50 desek 50, 52, 53 hatta şurada var. 54 sandık diyebiliriz yine. Ortalama bir 3 vona yakında buradan gelir. 120 hem de nakit attı. Yani yaklaşık yine 4-4,5 von yarım saatte bir para kasmış olduk. Şimdi sırada meleğimiz var. Bir de onları da önelim hemen. Çift tur meleğim var. Canlar şöyle de güzel bir pazar kurduk. Şu anda ejder sandıkları 7,5'ta. Yani bu fiyattan satılmıyor. Kalsın bakalım satılırsa buradan satılsın. Sandıklarında fiyatı şu anda 1,39. Eğer satılırsa güzel olur. Meleğlerimize koyduk. 10'lusun 2 bondan, 5'lisin 1 bondan. Gayet güzel bir pazar oluşturduk. Pazarımızı da açalım. Yani burası satılırsa yaklaşık böyle bir yine 30 bon 32 bon civarı bir para getirecek bize. En son güzel bir pazar kurmuştuk. Şöyle pazarımızı kontrol edelim. 27 bon 820'lik neredeyse 35 bonluk bir satışımız olmuş. Bunlar niye gitmemiş? Muhtemelen biri altına kurmuştur. Şunları biz alalım bakalım. Şöyle ben meleğlerim şurayı bir de ekleyelim. 10'lusunu 2 bondan. Şöyle yaklaşık 10 bonluk bir sandığımız var burada. 5'lisini de 1 bondan sallayalım. Kalan 3 tane var. 3 taneyi de açarız belki. Şimdi arkadaşla konuştuk. Tip 5 olduğunda hipis falan güzel. Berserker canavar talim 94 seviye 96'ya kasarız. 10 won dedi yani çok garip bir şekilde. Ya tipi bozuk olsa bile yani sadece canavar parasına diyebilirim. Teşekkür ederim bu arada arkadaşlar. Teşekkür ederim diyelim. Kontrolünü yap dedi. Hemen bir savaşçı atalım arkadaşlar. Savaşı da açalım. Şöyle petimizi açalım bakalım. Goodfellas 1903 Beşiktaşlıymış aga be. Tip 6 efsanevi güçlü. Tip 5 de değilmiş. Oğlum tip 6'ymış ya. Bu arada teşekkür ederim kendisine. Hemen kendisine de yazayım. Vallahi bedavaya aldık arkadaşlar. 10 mono pet mi olur? 7 gün 8 gün şey varmış. Vallahi gayet iyi oldu. Bu sayede delicimizi de fulleriz artık. Bu zaten emanet petti. Bunu da iade ederiz. Kendimize bir tane de ya Alastor ya da meleği daha alırız yani. 10 mono pet aldık arkadaşlar bedava. Hem de canavarlı. Hayırlı uğurlu olsun. Dostlarım şamanımıza bir kasılma paketi çektim.
Şöyle yani yüzük için aldım daha doğrusu. Yüzüğüm bitmişti. Şurada bir tane kaldı kullanmadım. Sürekli Ejder'e gidip geldiğimiz için. Bu arada dostuma da selam olsun. Kasılma paketi satıyor. Gayet güvenilir arkadaş. Yani rahat rahat ticaretinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Selamını da yolladı arkadaşına. Biz de selamımızı verelim. 2 bon verdik toplamda. 10 tane yüzük aldık. 2 adet kasılma paketi aldık. Şunları da atalım. Belki çarı kasacağımız zaman lazım olur. Sıralamamız kahramana kadar yükseldi. Ruh taşının süresi gelmiştir. Şu anda G9 skillimiz. Bir tane geçmesi yeterli diyecektim. Geçti sandım lag'dan. İki tane kötü ruhum var. Haydi bakalım. Geçtin mi? Yapma be. O kadar lag var ki CH1'de geçti sanıyorum. Yine geçmedi. Sıralamamız yeter. Bir kötü ruh ayarlayayım. Ondan sonra şunu bir P açalım artık. Ondan sonra şunları açacağız. Ama şöyle bir sıkıntı var. Artık alkış veremiyormuşuz. Ben onu atlamışım. Etkinlik başladıktan bir süre sonra kapatıyorlarmış. O yüzden boşa gitti. Çok da önemli değil zaten arkadaşlar yani. Oradan gelecek 300-500 gaya çok fazla önemli değil. Bunları da açacağız. Buradan muhtemelen BK'ları toparlarız. Satılacak BK'ları satarız. Onun haricinde zaten yeşil iksir, mor iksir çıkacak. Onlar da bayağı işimize yarar. Hadi bakalım şunları okumaya devam edelim. Geç artık. Vallahi geçti. Güzel. Bir tane kullandık değil mi lan? Gayet güzel. Şu anda arkadaşlar an itibariyle şuradan basarsak mükemmel bir görüntü. Sadece 9. skillimiz kaldı. Onu da şampiyona kastığımızda zaten onu da P yaparız. Her yer P. Bir tek şunlar yani dönüşüm falan önemli değil de. Atımız da 21. Şampiyon olduğumuzda ilerletiriz. Yani bunlar da pek önemli şeyler değil bildiğiniz gibi. Lisan kitaplarını okursak iyi olur ama muazzam duruyor yetenek penceresi. Hayırlı uğurlu olsun. 8P oldu hesabımız 105 seviyede. Tüm açımları bitirdik. Toplamda 800 tane açtım arkadaşlar. 100'er tane bağlı iksir çıkmış. Hatta 120 civarı yeşil iksir çıkmış. Gayet güzel. Uzun bir süre idare eder bizi. 150 adet bağlı kutsamamız var. Bu alkış biletleri dediğim gibi şu anda kapandığı için daha fazla kullanamıyoruz. Bunları sileriz ya da 7 saatte kendisi siliniyormuş zaten. Onun haricinde şöyle güzel BK'larımız. Burada bir tane av kılıcı var. 1, 2, 2 tane büyülü keskinlik var. Kutsama ejderha yardımı. Bunlar para edecek BK'lar. Buraya ayırdım. Onun dışında bayağı bir BK çıktı ama hiçbir şeye yaramıyorlar. Şu anda yandan Hidra dönüyorum. Onları döneyim. Ondan sonra ejder saatimiz gelecek. Ejder'e gireriz. Günlük meleğleri de attık. Kafa rahat. Para kasmaya devam. Şöyle bir yolumuzdan da size bir haberdar edeyim arkadaşlar. Bir tane oğlum Allah belanı vermesin. Basmadık mözüt ya. Kayıttan bakarım ama basılıydı emindim ya. Lanet olası. Bakalım kaç tane kalmış. Zelkova'dayız. Tugis'i bitirdiğimde muhtemelen hesabı şampiyona kasacağım. Ama acelemiz yok tabii ki. Kaç tane vermişiz? 12 dal getirmişiz. 13 tane kalmış. Gayet güzel. Geçirseydi iyi olacaktı tabii. Dostlarım 6 tur kadar Hidra döndüm. Şöyle bir açalım sandıklarımızı. Burası yaklaşık 4.80'in gibi bir para yapıyor. Bir tane metal 5 fon ediyor. Tabii alabilirsek buradan bir tane. Şöyle bakalım. Bayağıdır girmiyorum. Bayağıdır da sandık açmıyorum. Ama neden girmediğim belli gibi sanki. Yani 6 turda ortalama olarak 18 sandık atarsa kurtarıyor. Ama 16 attı ve boşa bir farm yaptık diyebiliriz. 2 tane kötü ruh var. Başka da hiçbir şey yok. Neyse sağlık olsun. Elimize sağlık. Canlar şöyle çıtır bir simya basımıyla geldim sizlere. Toplamda 10 kaç tane var? 8, 16, 18 tane yeşimimiz var. Tanesini 95 emden aldım. Yaklaşık 17 bon kadar bir para verdik buraya. Bismillah deyip başlayalım haydi bakalım. Bir de birle başlasaydık çok güzel olurdu. Süpersin. Çok iyisin. Yalnız şöyle bir durum var. Bunların ESO'ları 3 fon ediyor. Yani 3'te 1 geçirdiğimiz her türlü kar ediyor dedim ve üst üste 4 kez yaptık. Olsun. Bakalım kaç tane geçecek. Sonuncuyu da attım. Bu yandı. 3, 6, 9, 12, 15. 15, 16 bon. Yani şu anda 1 bon zararımız var. Çok önemli değil. Mitsi de 8 bon ediyor atmalık fiyatları. Ama belki geçirip de şöyle bir güzel bir şey getirebilirsek neden olmasın? Sen de geçersen muazzam. Tamam. Şimdi yani hiçbir türlü zararımız yok diyebilirim. Duvar duvar. Baktım şimdi şöyle bir hesaplayalım. 1, 4, 8, 8, 16, 20 won yapar. 3 won kârımız var. Peki parlatmadık mı? Parlatmadık arkadaşlar. Burada bırakmamız lazımdı. Kendimize 8 won daha soktuk. Neyse sağlık olsun. Bu böyle kalsın mı yoksa bir tane daha alttan alsak mı bilmiyorum. Eğer ben bir mitseye kadar getirirsem deneriz. Dostlar Antika'dan getirdim. Hiç çakmadan getirebildik. Hadi bakalım şöyle bir gelelim. Çift TP absorbe gelirse deli kâr ederiz. Lan be çift TP. Yalnız şey çift TP değil. Max HP, HP absorbe, HP üretimi. Para eder mi? Atmalık fiyatı diyebiliyorum. Bir bakayım olmadı üstüne vururuz diyeceğim de. Yani parlağı da 17 won 70 M civarı. Değmez ya bunları böyle sallayalım pazara. Canlar bir tane kolye buldum. Bayağıdır bir bakıyorum kolyelere. 2-15, 1-10. Kılıç çifteli 15, bıçak 10. Bunun bir de pençe kılıç bıçak versiyonunu alırız. Bu güzelmiş. Bunu alalım. Bunu 6-7'ye bırakırız. 6-7 ile pek güzel anlarımız yok ama güzel oldu. Bir tane kolye aldık. Şimdi bir tane daha kolye var. Aslında onu da fiyatta anlaşabilirsem onu da alacağım. O da 2-15-1-10 ama pençe bıçak versiyonu. Onu da alabilirsek kolye işini de tamamlamış oluruz.
Bir de ayakkabı alacağız. Kirin ayakkabı. Bulabilirsem güzel fiyata. Ona da bakacağız. Bir kolye daha buldum. Birbirini kombinleyecek kolyeler. Oğlum bir hareket etme de bakalım. Heh, şöyle. 15 bıçak, 15 pençe, 1,5 kaypi, 10 çift el. Bunun da 6 7'si yok. Bunu da 6 7'ye bırakırız. Gayet güzel bir item. Burada da kılıç bıçak çift elli almıştık. Bıçağı kırıktı. Çift el kılıçtan. Bunda da pençe bıçak tam olduğu için bir pis de var. Bu da gayet güzel. 25 10 doğrudur değil mi? 6 da yelpazesi vardı. Yelpaze savunması hiçbir şeye yaramıyor maalesef arkadaşlar. Bunu da aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Bunları 6 7 atacağız. 24 bon param, hatta 28 bon. Pazarda da bir 10-15 bonluk itemim var. Yani şu anda ayakkabı alamayız muhtemelen. Biraz daha para biriktirelim. Güzel de bir ayakkabı alalım. Fazla bir eksiğimiz kalmadı. Arkadaşlar çok güzel bir ayakkabı buldum. Şöyle pazarımıza 7 bonluk daha bir satış var. 40 bona. Hemen şöyle gelelim sizinle beraber. Kirin ayakkabı. Artı 8 ama olsun. Şey olarak bir blok kaybımız olacak. Ama efsunlar çok güzel. 3-15 kılıç bıçak pençe 1450 hp. Yanında da yalandan 20 STR'si var. Çok beğendim. 3-15 kemik sağ. Çift el yok. Benim istediğim tam olarak efsunlar bu. Çift elli versiyonunu da alırız. Şöyle bir alalım. Çok güzel oldu. 3 tane 3 parça item aldık şimdilik. Şu anlık paramız bitti. Yine para kasalım. Para kastıktan sonra yine item bakmaya devam edeceğiz. Fazla bir eksiğimiz yok dediğim gibi. Ama yine de itemler çok pahalı olduğu için. Bir de gördüğünüz gibi hani hep kırık almak zorundayız. Mecburen. Bir itemde 50-60 savunma itemler, yani 400-500 onlarda. O fonları maalesef veremeyeceğim için. Bu şekilde almaya devam edeceğiz. Gayet güzel. Hayırlı olsun. Dostlar kolyenin birini şamanda, birini de savaşçıda bıraktım. Bunları önce 6. efsuna. Bu arada %63 ile bıraktım. Bir önceki videonun altına bir tane arkadaş yorum atmış. %63 ile bırakırsan 6. efsunu geçiyor demiş. Umarım geçer. İkisini de 63 ile bıraktım. Bir 3K, 3,5K kadar epim var. Önümüzdeki videoda inşallah 7 efsun yapıp bunların 6-7'sini de hallederiz. 3K ep de inşallah ikisini de halledebiliriz. Biraz zor ama yapacak bir şey yok. Deneyeceğiz şansımızı. Pazar günü de güzel bir zodyak atarız. Zodyak sandıklarımız var biriktirdiğimiz. Onları da açarız toplu bir şekilde. Şimdilik bizden bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da bir abonelik bırakmayı unutmayın canlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.